Herkese merhaba. ETS'in 1.27 güncellemesinin betasındayız. Biliyorsunuz bu güncellemeyle güzel özellikler geldi. İlk olarak kaldırılabilir bir dorsal aksları getirildi. Ben Y tuşuna atladım. Y tuşuna bastığınızda aksı kaldırabiliyorsunuz. Ve kalktı. Daha önceden zaten çekici de vardı. Çekiciyi de U tuşuyla kullanıyorsunuz. O da kalkın durumda şu an. Bunun dışında diferansiyel kilidi özelliği var. O da V tuşuyla çalışıyor. Açabiliyorsunuz da şu an burada kullanmaya gerek yok. Veya daha ağır bir yük olduğunda kullanılıyor. Şey ya da işte toprakta gittiğinizde kullanabiliyorsunuz. Bunları şuradan kontrol edebilirsiniz. Yerini değiştirebilirsiniz klavye kontrollerinden. Nerede ya? Ha, şurada dorsal dingili diferansiyel kilidi. Ondan sonra kontrollere artık işte burada akıllı otomatik şanzıman vardı. 3 farklı mod daha geldi. Adaptif şanzıman modları getirildi. Güçlü, standart ve ekonomik sürüş modları var artık. Bunları seçebiliyorsunuz. Volvo için Arisa'nın şanzımanlarında 4 vites getirilmiş. 4 vitese kadar yükseltebiliyorsunuz. Onu test etmedim. Ama öyle bir sıkıntı vardı. Hani bir ızdanmıyor mu ne diyorlardı. Bir şey vardı. Her neyse onu bilenler biliyor. Şimdi buraya da World of Trucks paneli getirildi. Kontrolleri burada artık ileride gelebilecek özellikler için bir başlangıç yapmış oldu da bir ekran geldi. İşte şu an burada çevrimiçi haberleri kapatabilirsiniz veya işte foto filtrini kapatabilirsiniz ama bunlar zaten yapılıyordu. İleride ne gelir bilemeyiz ama yani şu plakaları düzenleme, ülkeyi değiştirme ya da profil fotoğrafı yükleme ya da işte o kaç tane iş yaptın, kaç tane geç iş teslim ettin gibi özellikleri oyun içine aktarabilirler. Yani öyle de olması gerekiyor ya. Ya şimdi siteye girmek güzel. Site hep kaldı öyle, gelişemedi. İşte başarımlar falan belki burada artık olacak ya da daha farklı bir arayüz gelebilir, bir ekran gelebilir, oraya eklenebilir. Ben sadece söylüyorum yani olabilecek diye. Çünkü diğer oyunlarda böyle şeyler var. Şimdi başlayalım biz oynamaya. Yalnız ben şimdi aldım dorsiyemi ama yani diferansiyel kilidini burada gösteremeyeceğim ki zaten güncelleme bitmediği için hani bazı şeyler de biraz farklı çalışıyor. Örnek verme gerekirse hani Schwarzmüller dorselinde ya türüne göre işte dorsesi kalkmıyor. Dorsenin aksı kalkmıyor mesela. Tabi ETS'e de daha fazla dorse olduğu için akslar kalkıyor. Mesela şunların aksları kalkabiliyor. Zaten işe alırken yine orada size gösteriyor hangisinin aksı kalkıp kalkmadığını. Ama bu hani evet bak mesela bunda kalkmıyor mu şimdi bu aks? Çünkü eğer dorsenin aksı kalkmayabilir. Yani gerçekte öyleyse oyuna da öyle olmak zorundadır. Mesela bunlarda kalkmıyordu. Almıştım. Burada kalkık biçimde olanlar kalkıyor demek ki. Mesela bunlar kalkmıyor aynen. Almıştım ama kalkmadı ama bunun aksı kalkan modeli de var ama tabii başka markaya ait o zaman. Çünkü video falan izledim. İşte bu aks kaldırma mantığı 1 dakikada diye bir Volvo'nun videosu var. %4 ya da 5 arasında işte öyle bir miktar yakıt tasarrufu sağlıyor çekiciye. Tabii bunun aşınma olayı da var. Lastik boştayken hani yük falan yokken doğal olarak aksın kalkık olması lazım ki hani yıpranmasın, bir şey olmasın ve dönüşlere de yardımcı olsun. 3 aksa dönmek başka, 4x2 ile dönmek başka arkadaşlar. Dorse de aynı şekilde yanaştırırken onda bir kolaylığı var. Zaten bunları belirtmişlerdi. Yani bu aks kaldırma özelliği beklenmiyordu ve geldi. Geç geldi evet haklısınız ama işte aşama aşama gidiliyor ama geç gidiliyor. Gelişmiş dorse bağlantısı geldi, sonra dorse seçim ekranı geldi vesaire vesaire. Kişisel dorseye doğru gidiyoruz. Şimdi diferansiyel kilidi açık ama yani şu an bir farklı bir olay olmadı ve yüküm çok ağır olmadığı için diferansiyel kilidini açmıyorum. Maden ocağında veya inşaat gibi yerlerde toprak dokusunun olduğu yerlerde artık diferansiyel kilidini açarak oynayacağım ben. Zaten bu aks kaldırma mevzusuna da dikkat edeceğim. Şu an mesela indirmek istiyorum. İkisini de indirdim. Diferansiyel kilidi de açık. Ya diferansiyel kilidini böyle yollarda açtığınızda gerek yok ama şey yerine göre değişiyor, yoluna göre değişiyor, yüküne göre değişiyor. O istediğiniz hani çamurlar olsun yok, şu olsun, başka böyle özellikler, ekstrem şeyler yok. O da kötü yapıyor. Biz nereden gideceğiz biliyor musunuz? Bu yoldan gideceğiz ya. Yani farklı bir yol seçeceğiz. Otomatik vites kullanıyorum ben. Bu arada yine dediğim gibi hani bu simgelerde, göstergelerde filan panelde
düzenlemeler yapıldı. Şimdi en basit şeyi söyleyeceğim ama yani şu A2 denilen şey artık eskiden D2'ydi, şimdi otomatik oldu. Yani otomatiğin ağzı geldi sadece. Polisleri görüyorsunuz şu an. Amerikan Truck Simulator'da polisler vardı ama ETS'de yoktu. Hani sanki böyle Avrupa'da hiçbir polis arabası yok. Her şey otomatik işliyormuş gibi bir havası vardı oyunun. Hiç ceza kesmiyorlar. Hiç yollarda polis arabası yok. Öyle çok üst seviye bir ülke. Öyle bir şey yok. Artık geldi işte. Her ülkeye özgü polis arabaları var oyunda. İşte kimisinde farklı marka böyle Alfa Romeo falan varsa Fransa'da var mesela. Yok, Milano mu nerede vardı ya? Aynen. İtalya'da diyelim. Orada varsa, o polis teşkilatının kullandığı özel bir araba varsa ona göre bir araç getiriliyor. Ondan sonra işte kaplaması falan değişiyor. Güzel bir olay oldu. Çok geç gelen bir özellik. Yani onu söyleyelim yani. Amerikan Truck Simulator geldi, sonra dediler ki işte beğenilirse falan, oyuncu da isterse getiririz. Abi yani şimdi olması gereken bir şey zaten hani. Bak, diferansiyel kilidini kapamam gerekiyor. Kapattım. Ya bu yolda gidemeyiz. Asar'a neden oluyor da. Ya Asar istiyorum ben zaten hani. Asar olsun istiyorum hani. Amerikan Truck Simulator videosunda da aynı şekilde oldu da. Yani Asar olsun istiyorum hani. O şeyi görelim ama işte. Bakalım görebileceğiz mi? Ya belli bir hıza kadar gelince işte orada uyarıyor seni. Kapat diyor. Buradaki çeviri biraz yanlış. Onu bak söylemedim hala ya. Raven paketi de satışa sunuldu. Onu da alabilirsiniz. Olmayanlar için. Tabi gerçekte adam böyle kullandığında sıkıntı yaşayabilir ama biz oyunda olduğumuz için istersek bütün oyunu böyle oynarız yani. Karışa neden olmuyor. Aksi de mesela kaldırsanız kaldırmasanız öyle çok hızlı bir oynanışta önemsenmeyen bir oynanışta hani vakit öldürmek için açtığınızda oyunu öyle şeyler pek işinize gelmiyor. Ama yani ben bundan sonra hani bu aks kaldırma işte bu diferansiyel kilidini gerçeğe uygun bir şekilde kullanacağım ya. Zaten hani fark ediyor yani aksı kaldırınca zaten şasi de fark ediyordu ama Dorsey'e de gelince olay değişebilir. Bir de Dorsey'in dengesi mevzusu var biliyorsunuz. Hani sola çekince dengesiz oluyor falan. Öyle olaylar da var. Ha, güzel şeyler. Ama şimdi yeni bir araç gelmediği için bu güncelleme biraz boş geçti. Bir önceki güncelleme de işte ATS'ye harita güncellemesi geldi. Tabi de Peterbilt 389 gelmişti. Ondan sonra ETS 2'ye Fransa paketi gelmişti. Ama Renault Range'de gelmemişti. O yüzden güzeldi o güncelleme ama bu güncelleme işte bir yani önemli özellikler getiriyor ama aynı şeyler, o aynı oyun. Şimdi bu dağ yoluna gireceğiz de ben burada gitmek istiyorum. Biraz farklı olsun. Bazı modlar uyumsuz arkadaşlar, onu söyleyelim. Araç modları özellikle. Niye derseniz şimdi yeni bir ya PMD miydi PMG miydi ben onunla hep karıştırıyorum, neyse. O sistem değişti. Modların da aileyle düzenlenmesi gerekiyor. Ne olacak onların hali bilmiyorum ya. Adamlar yani o kadar mod yapıyor ama sonra pat bir güncelleme geliyor. 2 ay sonra hadi yine değiştir. Zor yani, bu zaten biraz bıktırıyor ya. Yani bıktırıyor bu insanları. Ya adam onunla mı uğraşacak? Adam yapmış modu güzel bir şekilde bırakmış, sonra bir daha hani uyarla güncel sürüme, hep öyle uğraşıyorsun. Hobi olmaktan çıkıyor işte o zaman. Ama o değişimin arkadaşlar, o dizinle o dizin sisteminin o değişimin o PMD PMG sisteminin işte performansı etkisi varmış. Selçuk abi böyle söyledi. Ben şu an GTX 1060'ta oynuyorum. Hani bir etkisi tabii de göremiyorum ama yani ya ekran kartını aldıktan sonra yine ETS 2 videosu işte ya, bir şey değişmiyor yani. Başka söylemedim. Bu Blender'ın SCS eklentisi vardı biliyorsunuz. O da güncellendi. İşte onunla birlikte bu atölye mod gönderme olayları falan da program vardı biliyorsunuz. O da güncellendi. Tabi beta'da işte yeni bir değişiklik varsa onlar hep güncelleniyor. Ondan sonra Z modları da güncellenmiş diyorlar. Fiyatı falan 15 lira olmuş aylık. Yani. Ha burada mesela diferansiyel kilidini açmalı mıyım? Yani ben maden ocağını test ettim arkadaşlar. Ama şimdi ben çıkarken diferansiyel kilidini açmışım, hani bu rampada olmaz ki. Neyse. Şunu test ettim.
Maden ocağında var biliyorsun, hani büyük maden ocağından kastediyorum. Hani o Anavur'da veya başka bir yerde olan, Salzburg'da olan maden ocaklarında test ettim ağır bir yükle, konteyner yüküyle. Yani düz vitesle gittim. Tabii düz vitesle gidersen işte debriyaj, devir oranı önemli oluyor, etki ediyor çıkışlara, rampaya çıkarken. Ama yani diferansiyel kilidini açtım çıktım, diferansiyel kilidini kapayıp çıktım, aynı yerlerden aynı hızda geçmeye çalıştım, bir şey olmadım. Ama oyuna biliyorsunuz şimdi bu özelliklerin olması gerekiyor ki gerçek hayatta var olan bir özellikler haliyle gelmek zorunda. Yani şu an biz bir farklılık göremiyoruz. Yani ne olsun ki yani buraya girip kalalım ya da çıkartalım diferansiyel kilidi yani. Yani o tür işte ekstrem diyoruz yani, o tür şeyler yok. Yani toprak dokusu farklı değil, gerçekçi değil haliyle, ya da yollar biraz daha zor değil. Kapatmalıyım. Tamam, kapatacağım ya. Evet, bu hızda kapatılıyor ya, 40 civarında. 50'ye gene seni uyarıyor, kapat diyor. Çünkü hızlı gidiyorsun. Sprint tarzı biliyorsun, diferansiyel kilidi var. Oradaki olay çok farklı. Çok güzel oluyor orada. Zaten onu oynayıp görün diferansiyel kilidinin farkını. Orada bariz bir şekilde hani diferansiyel kilidini sana gösteriyor yani. Diferansiyel kilidi kapalıyken nasıldır veya 4x4 özelliği de var orada araçlarda. Orada gösteriyor. Orada hatta Mercedes-Benz Actros MP4 çekiciliği de var. Volvo var, DAF XF 105 var, Scania var. Orada da yine diferansiyel kilidini görebilirsiniz o araçlarda, ama tabii oradaki ortam farklı olduğu için biraz farklı. Şimdi geçtiğimiz yılın sonunda biliyorsunuz oyuna ağır nakliye görevlileri duyurulmuştu. Dorseli duyurulmuştu. Dorseli dedim ama bir tane Dorse vardı tabii videoda. Ve çekici Arox. Mercedes-Benz Actros değil, Arox. 8x4 çekici modeli ağır nakliyede kullanılan ve Scania'nın da öyle bir versiyonu varmış modellerde, Dosya'da. Şimdi onlar geldiğinde tabii ki diferansiyel kilidi önemli. Çünkü ağır yükleri çekmek için diferansiyel kilidini açmanız gerekiyor. Kalkış yapmak için veya gitmek için. Zaten bununla ilgili internette bir sürü video var. Bakabilirsiniz. Ben de bir konu hazırlıyorum. Söylemiştim ya, TSEC'in güncellemesi çıksın diye yayınlayacağım. İşte diferansiyel kilidi ile ilgili yazılar ve videolar. Bir konu olsun, orada baksınlar. Link verelim şu güncellemeyi okuyanlara. Oradan görsünler nasıl olduğunu, öğrensinler. Arabada farklı diferansiyel olayı, çekicide farklı, işte diğer kamyonlarda farklı. O yüzden yerine göre değişiyor. Bir de ne söyleyecektim? Şu an gidiyoruz ama bu ağır nakliye görevlileri geldiğinde olay değişecek. Biraz daha belki keyifli olacak bu özellikleri kullanmak. Gerekli olacak. Keyifli dediğim gerekli olacak. Onunla ilgili bir tarih yok ama ben bu yıl, yani bu kişisel Dorse olayının çözüleceğini sanıyorum yani. Çünkü sürekli BDF tandemle ilgili bir şeyler yapılıyor. Şey, o Dorse'ler gösterildi. Yani Rigi Trucks'ın artık gelmesi gerekiyor. BDF tandem olayını diyoruz. 40 ayak gibi kamyonun önünü açacak ki daha iyi olmasını sağlayacak. O ağırlık falan olacak araçlarda. Ondan sonra Gold Offler Dorsesi gelecek. O tekerleği falan dönüyor biliyorsunuz. Ağırlık yükleri çekiyorsun. Orada 50 tonluk, 100 tonluk yükleri çekiyorsun. Zaten onlar da bu diferansiyel kilidini 50 tonluk, ya ağır tonajlı Dorsesi test ettik diyor da ağır tonajlı Dorsesi de yoktu ETS'e. Hani 30 tonluk yani vardı da, yani işte hani çok bir oyunda böyle farkı yok. Var gerçekte olabilir ama oyunda hissedemediğin için o olayı bir farkı olmuyor, ama 50 tonluk, 60 tonluk, 100 tonluk Dorse modlarında diferansiyel kilidini deneyebilirsiniz. Kalkışı mutlaka değiştirecekti. Ben onunla ilgili video çekeceğim ama güncellemenin bitmesini bekliyorum. Multiplayer uyumsuz zaten biliyorsunuz. Uyarlanacak bittikten sonra beta. Bu betada biraz sorunlar vardı ya arayüzle ilgili. İşte oyunun menüleriyle ilgili biraz sorun vardı. Onlar da çözülecektir. Şimdi biz nereye gidiyorduk? Aşağıya devam, düz devam ya. Boş ver. Yükü bırakmayacağız. Ya o Arax geliyor, hani başka şeyler geliyor. Rigi Trucks diyoruz, hani o afriyat kamyonları. Ya işte toz toprak çamur olmadığı için ve bunları istiyorsunuz ama olmuyor yani. Başka oyunlardan beklemelisiniz arkadaşlar. Yani bir sürü oyun, yeni oyun geliyor farklı oyun motorlarıyla.
Solda yine çekici, ne çekicisi ya? Ya artık yakıt istasyonlarında birden fazla nokta var. İşte multiplayer da bir karşılığı yok edecek. Gerçi yine olur orada multiplayer orası, orası başka. Ondan sonra parasız falan değişmişti zaten biliyorsunuz. Ya tek tek göstermeye gerek yok zaten onları. Oynarken göreceksiniz basit özellikler. Yeni gelecek olan yapımları desteklemek lazım ki hani istediğimiz özellikler olsun. Ben hala hani şeyi bekliyorum, hani böyle ayrıntılı bir kamyon simülasyonu duyurulsun diye onu bekliyorum. Bakalım hani birkaç ay işte bu E3'e doğru, Gamescom'a doğru bir şeyler gelecek inanıyorum ben. Çünkü bir sürü oyun geliyor ya farklı alanlarda. Kaliteli oyunlar da geliyor hani. Hani çok kalitesi, kaliteli olmasa da hani güzel özelliklerin olduğu işte alternatif simülasyon oyunları geliyor. Şu mazotumuz bitiyor bak. Lastikler geldi mi, şey lastikler hani büyük lastikler falan geldi. Onlar yakıt tüketimini arttırıyor. Aks inik yakıt tüketimi artıyor. Bunlar önemli şeyler. Senin kullandığın şanzıman modu da önemli. Gaza basman da önemli. Otomatik viteze gidiyoruz hani işte onu ayarlıyor. Düz vitezde kullansak basacağız, harcayacağız, bütün mazotu bitireceğiz falan. Böyle farklar var oyunda. Buradan gitmek güzel ya. Ya bu diferansiyel kilidini söylemiştim zaten. Türkiye haritasındaki yollarda test edebilirsiniz. Farkını görebilirsiniz. Ondan sonra işte farklı araçlarla test edebilirsiniz. Ağır tonajla test edebilirsiniz. Güzel olacak yani. Bakalım bundan sonraki güncelleme neler olacak ya. Şimdi biliyorsunuz onlar böyle 3-4 ayda bir getirdikleri özellikler çok önemli oluyor. Böyle çok etki eden farklı özellikler oluyor. Bu bittikten sonra artık herhalde birkaç hafta sonra bir şeyler gelir. Ama insanlarda şöyle bir algı var artık. İşte 4 yıl oldu, 5 yıl oldu hep aynı oyun. Evet öyle yani. Çok özel geldi ama işte ne yazık ki bazı şeyler hep aynı, değişmiyor. Şu da var. Renault Rush'ten haber yok. İşte Mantek GX Euro 6 gelsin diyorsunuz. Ondan bir haber yok. Onlar şu an Scania yeni serisi var biliyorsunuz. Onun ses kaydını yapıyorlar. Yine geçen bir farklı modelin ses kaydını gerçekleştirmişler. Fotoğrafını falan Facebook'tan paylaşmıştım ben. Öyle bir olay var. O galiba Scania araçları galiba körü körüne yapıyorlar. Bak onu inat olsun diye yapıyorlar şeylere. Diğer markalar muhtemelen. Çünkü Scania ile ilişkileri çok iyi. Onlar yazın çıkacak ya bak. O adamlar hani boşuna Scania başta demişti ya. İşte yazın çıkaracaklar diye. Yazın çıkacak, yazın gelecek diye. SCS daha sonra demişti ki bir yılı alabilir. İşte bir yıllık bir zaman gerekebilir. Çok farklı aşamalar falan var ama yeni teknikler uyguluyoruz falan. Bu zamanı kısaltacağız falan diye. Bak hızlı hızlı böyle araçların seslerini kayıt ediyorlar. Demek ki hani yazın çıkacakmış gibi geliyor bana ya. Umarım çıkar ya, gelsin ya ne. Renault Range'de kaç aydır millet bekliyor ya da başka bir modeli. Volvo VNL'yi bekliyor. ATS hala ortalıkta yok. Ya da diğer markalar. Ne var? Sonla uğraşacaksın ya. Eurocoach Simulator'da hani bak. Eurocoach Simulator'dan sürekli soruyorsun hani yeni bir şey var mı yok mu? Yok yani yok. Ya olsa söyleyeceğim ama yok yani. Hiçbir bilgi yok yani. Gram bilgi yok. Hiç bahsetmiyorlar. Öyle bir olay var biliyorsunuz artık hani bahsetmiyorlar, bir şey yoksa ortada. Ama bence hata yapıyorlar ya bir bakıma. Belki de hani yeni özellikleri bekliyorlar oyuna eklemek için. Bilemiyorum. Ya bir tane çekici, bir tane otobüs olsun çıksın ya. Eurocoach lan bu. Eurocoach lan efsane lan. Hala ortalıkta yok ama efsane ya. Millet sürekli onu bekliyor, sürekli ondan bahsediyor ya. Yani bu şey değil ya. Bilmiyorum. Biraz hata yapıyorlar ya belki. Hani ne lisans olması da olur yani. Bir tane otobüs olsun o zaman. Hangisinde lisans varsa onu getirin değil mi? Bir de lisansı nasıl vermiyorlar onu da anlamıyorum. Diğer firmalara veriyorlar, buna nasıl vermiyorlar onu anlamıyorum. Diğer firmalar dediğim şey, sağ taraf kapalı ya. Buraları da böyle. Ya şey bazı firmalar, Alman firmaları bazı markaların lisansını almış.
Ya şimdi o yüzden SCS yani nasıl olmaz diye düşünüyorum. Scania otobüsü zaten olacaktır ama Man Lions Commission zaten cepte. Hadi Neoplan'ı bile ekleyin. Ne olacak ya? Ya Setra çift katlı otobüsü vardı. Onda mı sıkıntı çıktı bilmiyoruz da. Ya onlar işte belki de başka özellikleri bekliyorlardır oyuna. Ya da işte şimdi biliyorsunuz ETS2 ve ATS ön planda çünkü bununla ilgili bir sürü çalışma yapıyorlar. Bununla ilgili bir sürü temasları var. Şirketlerle uğraşıyorlar. Hep kamyonla ilgili çalışma yapıyorlar. Haliyle şimdi otobüsü pat diye aradan çıkartıp böyle hadi biz otobüs ekliyoruz falan biraz garip olur. Bir de otobüs olayı çok farklı ya. Hani gerçekten farklı. Yolcular var. Kapıdan açılması gerekiyor bence. Otogarda insan olacak. Biraz daha böyle çevre daha canlı olması gerekiyor. Otobüs kullanmakla kamyon kullanmak arasında farklar var. Yani bu yıl sadece insana zaten şey istiyor ya. Bir haber çıkmaması kötü. Haber paylaşılsa tamam der insanlar geliştiriliyor falan böyle böyle olacakmış beklemeye koyulacak ama öyle de olmayınca kötü oluyor. Ben yolu uzattım. Bayağı bir uzattım buradan geçmek için. Buraları ETS2 MP'deki konvoyların güzergahı. Böyle yerden geçmek istiyor insanlar. Oo, popo bak bak. Çok yana mı yattık biz ya? Neyse normal hızımızla gidiyoruz ya. Hızlı da gitmiyoruz. Benden bu kadar ya. Yani işte bu güncelleme ile ilgili yeni bir şey olduğunda zaten duyuracağız. Sitede var. Hani soranlar olmuş hani YouTube'da yazıyorlar. 1.27 açık beta çıktı bilgin olsun diye falan da biz zaten hani çıkmadan önce de biliyorduk hani işte haberleri falan azaldık yani onları. Hani direkt çıktığı gibi paylaşıyoruz da siz sadece YouTube'u takip ettiğiniz için size öyle geliyor ama siteyi takip edin arkadaşlar. Yani siteyi takip etmekten sonra hiçbir önemi yok onu söyleyeyim. Çünkü orası önemli orada bütün her şey yapılıyor. Video dediğim gibi hani bu ben, ekran kartını beklediğim için geç girdi bir de İşte ilk beta güncellemesinin gelmesini bekledim çünkü birkaç tane hata vardı onlar düzeltildi. Şimdi normal bir beta güncellemesi. Tabi mod yapımcılar hala modlarını uyarlamakla meşguller. Onlar her güncellemede aynı şey yapacak. Bundan sonraki videolarda işte bu diferansiyel kilidini birkaç farklı türde yani alanda test edeceğiz. Ama bundan sonraki videoda siz Fernbus Simulator'ın Neoplan Skyliner videosunu izleyeceksiniz. O otobüsün de beta testi başladı ama yine aynı. Yine onu da düzelmesini bekleyeceğiz işte. Dışarıdan bakınca FPS çok düşüyor mesela bu ekran kartıyla. Ne yapalım o da öyle işte. Boşuna millet Euro Coach Simulator'ı beklemiyor. OMS 2'ye girdim. OMS 2 zaten ayrı bir dünya. Gelemeyin. Tek bu var yani ama işte yeni bağımsız yapımları desteklemek gerekiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Retarder'ımızı açalım. Oh sesi de böyle. Sesi bir başka.